Evet arkadaşlar, bu ikinci videomuz. Bundan sonra dediğim gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Mucizelerinizi bize gönderin. Biz de paylaşalım. YouTube'dan bir yorum. Yaklaşık bir aydır bu yöntemi uyguluyorum. Daha önce depresyondaydım. Evim dağınıktı. Kendime bakmıyordum. Kilo almıştım. Her şey bitmiş gibiydi. Sonra bu videoyu gördüm, denemeye başladım. Artık daha düzenli ve daha bakımlıyım. Sağlıklı beslenip spor yapıyorum. Hayata umutla bakmaya başladım. Bir de insanlarla aramı düzelttim. Bir aylık değişim bunlar şimdilik. Umarım daha güzel şeyler de olur. İyi bir iş bulurum ve hayırlı bir eş ile mutlu bir yuva kurarım. Normalde yorum yapan biri değilim ama içimden geldi bunları yazmak. Allah herkesin gönlüne versin. Ne güzel, bence bir ayda çok güzel şeyler yapmış. Kilosunu düzeltmiş, hayatını düzeltmiş, evini düzeltmiş, depresyondan çıkmış, insanlarla ilişkilerini düzenlemiş, sağlıklı beslenip spor yapmaya başlamış, umutlu olmuş. Muhteşem. Aynen devam kardeşim o zaman. Turan Güldaş mesela oğlum asla yapmam dediği işi kabul etti, başvurdu. İş kurumunda yılda bir defa açılım oluyor. Yaza olması gerekirken 2 hafta önce haber geldi, sınava girdi, kazandı. Mülakattan da geçti, bu ay eğitimlere başlıyor. Süper. Bir örnek daha, babam çok huysuz bir adam. Saç kılından nefret eder, evi terk eder. Yaptığım salataya saçım düşmüş, adam aldı ve salatayı yedi. Ailecek şoktayız. Güzel. Ben bu cümleye aşık oldum. Yani diyetsiz sporsuz 2 günde 2 kilo gitti. Daha 6 gündür yazıyorum. Asla da bırakmayacağım. Bu cümle bana o kadar güç veriyor ki sanki koronavirüsü bununla yenebilirim. Bu arada koronam yok, lafın gelişi. Her şeyi sevmeye başladım. Kendimi, arkadaşlarımı, hatta korktuğum hayvanları bile artık seviyorum. Sanki ben 17 yıldır bu cümlenin peşindeymişim gibi. Öyle bir his veriyor. Sanki dünya bu cümleyle iyileşecekmiş gibi. Korkuları yendim. Artık stres diye bir şey yok. Suyun içinde gibi hissediyorum. Çok rahatım. Evet, sahillerde gibi hissediyorum. Ha güzel, sonra tamamlamış. Sahillerde gibi hissediyorum. Güzel. Turan Bey, yaşadığım bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Siz gelişmeleri paylaşın demiştiniz. Bugün mantramın 21. günü ve ben çok istediğim bir işten görüşmeye çağırdım. Bu da benim için bir gelişme. Uzun zamandır başvurduğum işlerden dönüş alamıyordum. Bir de görüşmem iyi geçer. İşe alınırsan değmeyin keyfime. Sizlere teşekkür etmek istedim. Çok güzel şeylere vesile olduğunuz için. Çok sağ olun, minnettarım. Böyle güzel bilgileri bize aktardığınız için. Süpersiniz. Hakikaten mükemmel bir şey. Bir aydır yazıyorum. 5 kilogram nasıl verdim hiç anlamadım. Özümü çok mutlu hissediyorum. Bilmiyorum ki bundan sonra ne diyeceğim, ne isteyeceğim. O da olacak inşallah. Şükürler olsun. Mucize bir bedende sahiplik bu mantrada bana hiç tesadüfen karşıma çıkmadı. Sizler gibi ben de şanslıyım. Herkese saygılar. Tabii ben bunu Türkçe versiyonunu anlattım. Biraz Azerice, biraz şey oraya. Anladınız umarım. Güzel, süper. Hocam size yeni birilerinin oluştuğunu sizinle paylaşmak istedim. Evet, kalbi besleyen aort damarına yakın olan damarıma stent takıldı. Takılma esnasında ben nefes alamadım, nefes alamıyorum diye çığlık attım. Meğerse elim vücuduma doğru içe dönmüş. Doktorlar bunu fark edince elimi düzeltti ve normale döndüm. Bir hafta sonra hem nefes alamıyorum hem de yutkunamıyordum. Doktorumla konuştuğumda benim depresyona girdiğimi söyledi. Bir sakinleştirici verip stent takıldıktan beri kullandım. Bir gün televizyon programında sizi izledim. İzledikten sonra ben de sizin yapmış olduğunuz mantraya eşlik ettim. 13.02.2020 tarihinde başladım. Fakat bu mantrayı yazmaya başladıktan 50 gün sonra depresyon ilacını içmemeye başladım. Çünkü vücudum istememeye başladı. Şu anda gayet sağlıklıyım. İnşallah diğer isteklerim de en kısa zamanda olur. Sayın hocam size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki televizyonda görmüşüm. Çok sağ olun, var olun. Demiş ki hanımefendi, bu yazımı kitabınıza paylaşabilirsiniz. Şimdi şöyle, yani burada püf noktası inanmak tabii en önemlisi. Düzenli olmak, disiplinli olmak, zaten bilinçaltındaki o tıkanıklıklar, blokajlar bu mantrayla ortadan kalkıyor. İşte burada da gördüğünüz gibi. Bence siz de blokajlarınızı bu mantrayla kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir mantra. Size çok teşekkür ederim. Düzenli yazmaya başladım ve hayatım değişti, dönüştü. Hala yazmaya devam ediyorum. Bir defa tam olmam gereken yere geldim kariyer anlamında. Kendi ofisim var şu an. Sonra daha sağlıklı beslendiğimi ve fiziğimin düzeldiğini fark ettim. Süper. Size minnettarım demiş. Biz de size minnettarız. Güzel gelişmeler.
Psikolojik danışman olmama rağmen hem bunu hem de ailemle, arkadaşlarımla olan ilişkilerini bir türlü yoluna koyamamıştım. Zira yıllarca hep kendimi unutup herkesi sırtımda taşıdım. Önce ailem, önce arkadaşlarım, önce çocuğum derken kendimi unuttum. Sonunda 2 ay kadar önce, 36 yaşındayım, hastalıklarla boğuşuyorum. İşsizim, ben ne yapıyorum acaba dedim. Ben de herkes kadar sevilmeye layığım. Beni seven yanımda olur, istemiyorsa olmaz diye düşünmeye başladım ki yalnızlığı seven bir insanım aslında, kendimle bir sıkıntım yok. Meğerse ben insanlara yanında olmaları için fırsat vermiyormuşum. Şimdi ailem ve arkadaşlarım beni arıyor, soruyorlar. Yıllardır her iş ve para konusunda açıldığında kavga ettiğim, ben kendi işimi hallederim dediğim babam market alışverişi bile yapıyor. Süper. Mantrayı bana arkadaşım tavsiye etti. Onunla konuşurken onda bir değişiklik fark etmiştim. Konuşması çok net ve güvenli olmuştu. Ben de o gün yazmaya başladım. 3 gün sonra bazı canlı kızgınlıklarım aklıma geldiğinde bir tuhaflık fark ettim kendimde. Kızgınlığım beni etkilemiyordu. Hem de bende büyük bir travma sonucu oluşmuş bir kızgınlıktı. Ben zaman zaman yazmaktan sıkılsam da kendim için yaptığım tek şeyin bu mantra yazmak olduğunu hatırlattım kendime ve yazmaya devam ettim. Bir ay sonunda benim de konuşmalarım çok net, egosuz, özgüvenli oldu. Eskiden iç konuşmalarımla hep kendimi başkalarından aşağı görür, eleştirirdim. Şimdi bunun düzelmekte olduğunu fark ediyorum. İlerledikçe özümün ortaya çıkacağını hissediyorum. Benim için mucize budur. Size çok teşekkür ederim hocam. Sevgiler, hürmetler. Bir kere egoyu ortadan kaldırdığı için insanların kafasında kendiyle ilgili güven eksikliğini, kendiyle ilgili takıntılarını kaldırdığı için insanın özgüvenini yükseltiyor ama özgüvenini yükseltirken egosunu yükseltmiyor. Yani ikisi farklı şeyler. Bir insanın kendine değer vermesi, kendinin farkında olması, kendinin kalitesinin farkında olması başka bir şey. Bir insanın egosunun yüksek olması, burnu havada olması farklı bir şey. Onun için bu arkadaşımız bunu yaşamış, bu problemini çözmüş. Süper. Zaten bunu çözdüğün zaman ondan sonrası kolay gelir. O zaman seçimleriniz de doğru olur, yolunuz da doğru olur. Hayat çok daha kolaylaşır sizin için. Şimdi ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölümle ilgili yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.